Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek renkli Tunus şişinden güzel bir örneğin anlatımını yapacağım sizlere. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni örgü modellerinden haberdar olmak için, videolarımdan haberdar olmak için zil butonunu aktif ederseniz bundan sonraki paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videomu severek, beğenerek izliyorsanız beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Beğenilerle bana destek oluyorsunuz. Desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Şöyle Tunus tığ numaram 3,5 numara arkadaşlar. 3,5 numara bir tığ kullanacağım. İpim kartopunun bebeğini. Hemen başlayacağım. Zincir çekerek başlıyoruz. Modelimiz oldukça kolay arkadaşlar. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Üzerine zincir çekiyorum. Zincirlerimi hafif bol çekiyorum ki toparlama yapmasın. Alt kısmında gergin bir görüntü olmasın diye arkadaşlar. Bir miktar zincir çekeceğim. Ben burada küçük bir model anlatımı yapacağım. Siz ne yapacaksanız ona göre zincir sayısını artırabilirsiniz. Modelimiz 9 ve katlarından oluşmakta. Kenar için artı 6 tane de ilmek ekleyeceğiz. Yani 9 ve katları artı 6 ilmek olarak hesaplayabilirsiniz. Evet, bu kadar benim için yeterli olur arkadaşlar. Şöyle zincirimi çeviriyorum toparlama yapmasın diye. Bu şekilde tersinden çıkaracağım. Zincire batıyorum. Üstte 2 ilmeğim, altta da tek ilmeğim kalacak şekilde ilmeğimi çıkarıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. İlmeğimi çıkarıp tığımın üzerinde bu şekilde ilmeklerimi biriktiriyorum. Her bir zincire bir defa batarak ilmek çıkarıyorum. Şöyle ben 24 tane ilmek çıkarıp geliyorum. 24 tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi hepsini tek tek kapatacağız. Her bir ilmeğimi tek tek kapatıyorum. İlk sıramız bu şekilde olacak. İkinci sıradan model kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Başa kadar hepsini tek tek kapatıyorum. Evet, şöyle hemen birinci ilmeğimi tığımın üzerinde, şöyle ikinciden başlıyorum. Buradan başlıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmek ördüm. Şimdi burada model için tığıma bir defa doluyorum. Önümdeki ilmeği atlıyorum. Hemen bu iki ilmeğin arasından. Evet, görüntü netleşsin. Şöyle buradaki ilmeği atlıyorum. Bu iki ilmeğin arasına batıyorum arkadaşlar. Bu kısma batıyorum. Şöyle burada bir tane ilmeğimiz var. Biraz ipim koyu kaldığı için net görünmüyor. Şimdi şöyle gösteriyorum sizlere. Şöyle iki tane ilmeğimiz var. 1, 2. Bu iki ilmeğin arasına batıyoruz. Arka tarafa geçiyorum. 1, 2 ve 3 tane fıstık dolgusu yaptım. Tekrar tığıma doluyorum. Buradan bir ilmeği atlıyorum. Bu aradaki ilmeği hemen buradan iki ilmeğin arasından batarak tekrar 3 tane fıstık dolgusu yapıyorum. Şöyle 3. Buraya 6 tane dolgu yapmış olduk. İki ilmeğin üzerine, ilmeklerin arasına. Şimdi devam ediyorum. Hemen buradan ilk birinci ilmekten başlamıyorum. Burayı atlıyorum buradan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane. Arada ben 6 tane bıraktım. İlmek sayısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi tığıma doladım. Önümdeki ilmeğin hemen İki ilmeğin arasına bu kısma batıyorum. 1, 2 ve 3 tane dolgu yaptım. Tığıma bir defa doladım. Tekrar 1, 2 ve 3 tane dolgu yaptım. 2 tane model kurmuş olduk arkadaşlar. Devam ediyorum. Hemen burada 6 tane ilmeğimiz kaldı. Buradaki son ilmeği bırakıyorum. Bir sonrakinden 6 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. Şöyle son ilmeğimi arkadaki katıyla birlikte alıyorum.
kenarımız daha düzgün olsun diye. Şimdi hepsini tek tek kapatıyorum. 6 ilmeğimi tek tek kapatıyorum. Burada fıstıklı ilmeklerimizi 2 ilmek olarak sayacağız. Yani burada 3 tane dolgu yapmıştık. Burada hepsini tek seferde şöyle tam ortadan çıktım bu şekilde. Hemen görüntü net değişsin. Evet. Burada evet, birinci fıstığımızı kapatmış olduk. Şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum ve bu ilmekle de diğer fıstıkları kapatmış olacağız. Bu şekilde kapattık. Şimdi hiç zincir çekmeden bir sonrakini kapatıyorum bu şekilde. Tekrar bir sonraki ilmeği bu şekilde kapatarak aradaki 6 ilmeğimizi tek tek kapatmış olduk. Tekrar fıstığa geldik. Şöyle burayı ikiye böleceğiz. Önce birinci fıstığımızı kapattık. Bir tane zincir çekiyorum ve üzerine çektiğim zincirle birlikte diğer ilmekleri kapatıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Diğer düz ilmeklerimizi düz olarak kapatıyoruz. Bir model sıramızı kurmuş olduk. Şimdi bir üst sıradan devam ediyorum. Öncelikle 6 tane kenardaki kenar ilmeklerimizi örelim. 5 ve 6. Şöyle 6 tane ördük. Şimdi burada bu iki fıstığın arasına model kuracağız arkadaşlar. Alttaki gibi değil. Burada biraz daha farklı yapmış olacağız. Tığıma doladım. Bu ikisinin arasına batıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane dolgu yapıyoruz. Kapatma kısmında burayı ikiye böleceğiz arkadaşlar. Yine alttaki gibi. 6 tane dolgu yaptık. Bir sonraki aradaki 6 ilmekle devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığıma doluyorum. İki fıstığın arasına batarak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle 6 tane dolgu yaptım. Buradan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve şöyle sondaki ilmekle birlikte 6. Evet, bu sıramızı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi hepsini tek tek kapatıyorum. Altı ilmeğimizi kapattık. Şimdi burada ikiye böleceğiz yapmış olduğumuz 6 ilmeği. Şöyle 1, 2, 3. İkişerli olarak 3 tanesini kapattık. Bir zincir çekiyorum. Burayı kapatıyorum. Çekmiş olduğum zincirle diğer ilmekleri kapatıyorum. Aradaki ilmeklerimizi tek tek kapatalım. Şimdi burada yine tam ortadan bu şekilde böldük. Kapattık. Birinci fıstığımızı bir zincir çektik. Diğer fıstığımızı da kapatmış olduk. Kenardaki 6 tane ilmekle devam ediyoruz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane daha yapalım. Videomuzu tamamlayalım. Öncelikle kenardaki 6 ilmeğimizi örüyoruz. Şöyle tığıma bir defa doladım. İki fıstığın arasına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıradaki ilmekle devam ediyorum. Şöyle 6 tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi tığıma bir defa doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi arkadaki katıyla birlikte alıyorum. Kenarımız daha düzgün oluyor bu şekilde.
kenar ilmeklerini kapatıyorum. Evet, şimdi fıstığa geldim. Şöyle tam ortadan ikiye bölüyoruz fıstıkları. Bir tane kapatıyoruz ve bir zincir çekerek diğer ikinci fıstığımızı kapattık. Buradan hepsini tek tek kapatıyorum. Aradaki 6 ilmeği ve tekrar fıstıklara geldik. Bu şekilde bu sırayı da tamamlamış olduk. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. Üst üste fıstık ve ilmekleri yaparak devam eden bir model. Oldukça kolay bir model. Şimdi şöyle ben biraz daha net anlaşılsın, biraz daha büyüteyim arkadaşlar. Son halini göstermek için tekrar geri dönelim. Evet arkadaşlar, başladığım örneği bu şekilde biraz daha büyüttüm. Ben sadece model anlatımı yaptım. Siz istediğiniz büyüklükte başlayıp ilerletebilirsiniz. Kolay ve güzel bir model. Çok sevilen, çok da tercih edilen modeller arasında arkadaşlar. Şöyle arka yüzü. İstediğiniz örgü kısmında kullanabilirsiniz. Yelek güzel olur bu modelle. Bebek yeleği, büyük yeleği de güzel olur çeyizlik için. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.